Yağmur çamurda da ilk defa kullanıyorum motoru. Arkadaşlar tur camımızı taktık. Şimdi otobana doğru çıkacağım. Zaten yolum orada. Biraz yolu uzatıyorum ki rodaj biraz çabuk bitsin diye. Yoksa 3 ay beklemek zorunda kalacağım. Gerek yok. Hem zevkini çıkarta çıkarta gideyim. Hem de rodajı bir an önce bitireyim. 320 km olmuş şu anda motorum. Camda çok titreşim yok. Çok sallanmıyor. Zaten ses yapmıyor. Alta takozları da taktığımız için ses de yok. Yani orijinal cama 800 lira vermek ne kadar mantıklı bilemedim ya. Göğsüme gelen rüzgarı kessin yeter. Siyah çizgi de güzel oldu. Motoru da batırdık bu arada. Şimdi yavaş yavaş teme doğru çıkıyoruz bakalım. Yol verirse şunlar. Zaten 70'i geçmiyorum genelde. Çok zorda kalırsam en fazla 80. 80 km hızla zaten yetiyor şu an için. Rodajdan sonra bakalım biraz daha hızlı gideceğiz. Şu yerler de kuru olaydı iyiydi ya. Yağmur yağmıyor ama yerler ıslak. Araçlardan sıçrayanlar, bizim lastiklerden sıçrayanlar zaten mahvedecek motoru. Bunlar da ne yol veriyor ne bir şey yapıyor. Eyvallah. Emniyet şeridi falan da dinlemiyor herifler. Biz de şöyle sağa doğru geçelim. Adam akıllı. Emniyet şeridinden devam edelim diyeceğim de emniyet şeridinden de devam edemeyeceğiz. Emniyet şeridi de dolu. Birader bu ne ya? Bir yol ver. Gelen giden yok. Şimdi burada anlarız artık rüzgar. Evet rüzgarı kesti biraz. Tabii çok değil, yanlardan alıyor yine. 50 km hız için iyi. Gerçi şu anda da üstünde yağmurluk var. Zaten rüzgar geçinmiyor. Onu da pek anlamayacağım da. Yine de bir denememizi yapalım. Paska ne kadar rüzgar alıyor ona bakmak lazım. Kaska da çok almıyor. Mesela kaskı şu anda alt tarafı açık. Ve de 30 km hızla gidiyorum. Yani gelen rüzgar gayet makul. Adresi aldığım cam da hemen hemen böyleydi zaten. Cam çok da sallanmıyor, o da güzel. Aerodinamiği de bozmamış. Hani rüzgar vurdu, sağa sola yattı davası da yok. Hani güvenle alınıp takılabilir bu cam. Gayet iyi. PCX'çi arkadaş. Biz daha rodajdayız kardeş. Rodaj bitsin. Sen istediğin kadar bas. Kaskın camı buhar yapmaya başladı. Bu da demek oluyor ki rüzgarı kesiyor. Çünkü normalde bu rüzgarda buhar yapmıyordu. Çünkü alttan, kaskın altından rüzgarı alıyordu. Şu anda kaskın altından rüzgar gelmiyor. Üstte tabii ki rüzgar vuruyor. Rüzgar sesi var biraz. Ya o kadar da olacak.
Asıl rüzgar alan yer burası. Hani 70'te gidiyorum, önüme çok az rüzgar vuruyor. Şöyle yaparsak. Yani şuradan itibaren biraz rüzgar var tabii de. Direkt vurmuyor. Şeffaf olduğu için cam, yeri de görebiliyoruz. Yeri görmede de problem yok. Hani pislense bile gözükebilir yani. Diğer koyularda problem olur. Yani sıkıntı yaşarım ben şahsen. Özellikle gece yaklaşık önüne 1,5 metrelik bölümünü zaten cam kapatıyor. Ne var düt? Kıza da minibüs çarpıyordu az kaldı. Arabadan hızlı koşabileceğini zanneden insanlar var bu memlekette. Şimdi bu camın tek sorunu Branda'da. Large boy brandam var. O brandada nasıl olacak onu bilmiyorum. Bir de şu sivri kısımları brandayı rüzgarda yırtar mı? Onu da düşünmüyor değilim. Şu M-Max'in lastiklerini 14 inç yapsalarmış sanki biraz daha konforlu olurmuş gibime geliyor. Koltukla bir nevize vibrasyonu önlemişler ama hani yine de alttan vuruyor. Öyle bir sıkıntı var. Süspansiyonlardan kaynaklanıyor. Bir de 13 inç lastiklerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben bunu. Lastik basınçları da önemli tabii. Ben öne 22, arkaya 34 basıyorum. Bence ideali bu. Şurayı yanlıya bir çıksın bakayım. Hayret yanlamadı. Dönemedi zaten. Şöyle direkt yüze alıyor. Evet. Ya şuradan hissedebiliyorsunuz. Şurada yok rüzgar. Şurada var. Şurada. Tam 100 hizasında rüzgar alıyor. Onu da nasıl yapabiliriz? Şuraya takozu biraz daha uzatıp şunu biraz daha dikleştirirsek bu sefer de kaskın üstüne alır rüzgarı. Hani belki öyle kurtarabiliriz. Onu da bir denerim. Yani tam şu çene hizasına rüzgar alıyor. Ama tabii göğsünüze vurmuyor. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize de çok iyi bakın.